Merhaba arkadaşlar. Hobi Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yarım yelpaze yelek modeli göstereceğim arkadaşlar. Bakın modeli çok güzel ve çok harika şık bir model. Tam çeyizlik yeleklere yakışır bir model. Ben bu modelde lastik yapmadım arkadaşlar. Siz istediğiniz lastik modelini yapabilirsiniz. Hani model göstermek için olduğu için ben lastik yapmadım. Ama dediğim gibi siz istediğiniz beğendiğiniz bir lastik modeli varsa bir lastik modeli yaparsınız. Bu modeli kullanmak için Alize Angora Gold ip kullandım. Ama bence bu modeli yapmak isterseniz Alize Angora Gold'un simli olan ipini kullanırsanız inanın çok daha güzel olur. Bakın simli. Çünkü gerçekten bu tür çeyizlik modellere çok yakışan bir ip. Efendim. Tamam aşkım. Peki. Söylemek istediğim başka bir şey daha var arkadaşlar. Bu kenarda İlk yaptığınızda bu kenardan muhakkak bir tane fazla bir ilmek bırakın ve sonda bir tane bir ilmek bırakın. Bunun bu ara ortasındaki motifler 5 ilmekten oluşuyor. Bir ters, 3 tane düz ve bir tane ters daha. Aradaki yarım yelpazemiz de 10 ilmekten oluşuyor. Yaptığınız model yani o şekilde ona göre kendinize ayarlarsınız sayılarını. Aramız 5 ilmekten oluşuyor. Yelpazemiz 10 ilmekten oluşuyor. İki kenarda birer tane fazladan ilmek yaparsınız. Kenarları düzgün olsun diye. Arkadaşlar ben bir tane yelpaze yaprağı yapacağım. Onun için 22 tane ilmek çektim. Bir ters bir düz ördüm. Videonun uzun olmaması için. Şimdilik başlayalım modelimize. Bismillahirrahmanirrahim. Modele başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. İlk ilmeğimi almadım. İpimi öne aldım. Bir tane ters ördüm. Arkaya aldım. 1 2 3 3 tane düz ilmek gördüm. Öne aldım yine ipimi. Bir tane ters ilmek gördüm. Arkaya aldım. 1 2 3 4 4 tane ilmeğimi ördüm. Bu iki tane ilmeğimi beraber alıp pardon almadan ipimi şişime alıyorum. Bir tane fazlalaştırıyorum. Bu iki tane ilmeğimi beraber alıp ikisini beraber kesiyorum. Yani burada bir tane fazlalaştırıyorum. Burada da arttırıyorum. Burada da iki tane bir tane ile beraber eksiltiyorum. Bunu normal düz bir şekilde bir dakika evet şu ilmeğimizi de örüyorum geldik buraya bir tane ters ilmeğimi ördüm döndüm 1 2 3 3 tane düz ördüm. Bir tane ters ve kenar ilmeğimi ördüm. Düz. Buraya gelince arkadaşlar normal düz olan kısmı düz örüyoruz. Ters olanı ters bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Arkamız sürekli aynı şekilde öyle. Bak önde ters ördüğümü arkada düz örüyorum.
düz ördüğümü ters örüyorum arka kısımda. Ters düz olana geldim. Bir tane düz ördüm. 3 tane ters, bir tane düz ve son ilmeğimiz. Evet. Şimdi buraya gelince arkadaşlar bu ilmeğimizi örmeden geçiyoruz. Ters ilmeğimize yine aynı şekilde ters ördük. Şimdi geldik bu 3 tane ilmeğimize. Bu ilmeğimizi alıyoruz. Bu ikisinin üstünden ikisinin üstünden geçiriyoruz arkadaşlar. Bir tane ilmeğimizi ördük. Bir tane üstünden ip atıyoruz. Yani arttırıyoruz. Tekrardan diğer ilmeğimizi yapıp ters olan ilmeğimizi örüyoruz. Bir. Evet arkadaşlar. 1 2 3 4 Burada artırdığımız yere kadar geliyoruz arkadaşlar. İlk sırada 4 ilmekten başlamıştık. Şimdi 5 ilmek ördük. Artırmamızı yaptık. Bu iki tane ilmeğimizi yine beraber örüyoruz. Evet, buraya geldik. Bir tane ters ilmeğimizi örüyoruz. Burada arkadaşlar bunu iki ilmeğimizin üstünden geçiriyoruz. Bir ilmeğimizi örüp artırmamızı yapıp diğer ilmeğimizi örüyoruz. Sonra tekrardan ters ilmeğimizi örüp kenar ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden geçiyorum. Düz olan, ters olan ilmeğimizi düz örüyorum arka kısımda. Düz olan ilmeklerimizi de ters örüyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı yine aynı şekilde normal 3 tane ilmeğimizi bir şey yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Ters ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. Burada şimdi 1 2 3 4 5 bir tane daha örüyoruz. 6 artırma yerine geldik. Yine ilmeğimizi artırıyoruz. İki tane ilmeğimizi beraber örüyoruz.
Evet. Arka kısımları göstermek istemiyorum arkadaşlar. Arka kısımları yine aynı şekilde ters olanı ters örüyoruz. Düz olan kısmı düz örüyoruz. Videoyu uzatmak istemiyorum. Bu tarafı işleyip dönüyorum arkadaşlar. Evet, bu kısma geldik arkadaşlar. Yine aynı şekilde kenar ilmeğimi örmeden geçiyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Yine buraya geldik. Buradaki ilmeğimi alıp iki ilmeğimin üstünden geçiriyorum. Artırmamı yapıyorum ve ters ilmeğimi örüyorum. Evet, yine buraya artırma yerine geldik arkadaşlar. İlmeğimi artırıp iki ilmeğimi beraber örüyorum. Arka kısmı yapıp dönüyorum arkadaşlar. Geldik yine ön yüzümüze. Burada arkadaş yine aynı şekilde 3 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu sırayı da yani söylemek, anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu ara örnekte bir sıra düz örüyoruz. Bir sıra da iki ilmeğimizin üstünden atlayıp artırma yapıp modelimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Onda kafanız karışmasın. Evet, artırma yerine geldik, artırdık. Artırmamızı yaptık. Şurayı da anlatmak istiyorum arkadaşlar. Burada 4 ilmekten başlayıp bir tane artırma yapıp bir tane eksiltiyorduk. Onda da arkadaşlar burada son bir tane ilmek kalana kadar sürekli aynı şekilde devam ediyoruz. Yani burada 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane oyumuz olmuş oluyor. 5 tane delik olana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, yine arka kısmı yapıp dönüyorum. Evet, burada son bir tane ilmeğimiz kalana kadar bir tane artırdık, bir tane eksilttik arkadaşlar. Şimdi burada bakın, buradaki oyuklarımıza ip atlayıp bu şekilde buradan ilmek çıkaracağız. Eğer bu ilmek çıkardıklarınız ters dönüyorsa bunda bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Her bir delikten birer tane çıkarıp düzelteceğiz bu şekilde.
Evet, 5 tane, her birinden bir tane, 5 tane çıkardık. Bunu şimdi 5'ini bu ilmeğimizin üstüne alıyoruz ve örüp çıkarıyoruz. Çıkardığımız zaman alttaki ilmeklerimizin çıkmamasına dikkat edelim. Tekrardan bu ilmeğimizin üstüne alıp örüyoruz. Bak, yarım yelpazemiz oluşmaya başladı. Şimdi burada arkadaşlar ikinci yaprağımızı tekrardan oluşturmaya başlayacağız. O yüzden buna dikkat edin. Bir tane ilmeğimiz var. 2 3 4 Bir tane artırma yaptık ve ikisini beraber aldık. Bakın arkadaşlar. Sırayı da yapalım arkadaşlar. Modelimizi bitirelim. Umarım anlamışsınızdır. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. Öyle ümit ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet, modelimiz bitti arkadaşlar. Bakın arka kısmı da bu şekilde. Ön kısmı da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda, başka bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.